Oyuncağı elimde ama merak etmeyin, gerçeği hemen arkamda. Aralık ayında hem de Ankara yazında harika bir kabriyo testine benimle birlikte ne dersiniz? Bence hiç de fena olmaz. Ama onun hemen öncesinde kanalıma hala abone değilseniz lütfen bir kanalıma abone olun. Ondan sonra bu güzel içeriğimi izlemeye devam edin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok güzel değil mi? Fiat 124 Spider ile birlikteyiz. Oldukça çekici ve retro bir tarza sahip. Onun detaylarını size sürüşte vermek istiyorum. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen bu güzellikle birlikte test sürüşüne başlayalım. Fiat 124 Spider ile test sürüşüme başladım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu anda Ankara'da 2 derece falan bir hava var değerli izleyicilerim. Ona rağmen böyle üstü açık bir araçla seyahat ediyor olmak o kadar keyifli ki. Ben zaten hep böyle kabriyo araç kullanıcısı arkadaşlarımı falan bu anlamda hep kıskanmışımdır. Onlar iyi bilirler. Çok da yakın bir arkadaşım var. Onun da kabriyo bir aracı var. Yakında sizlerle olacak. Sürpriz söylemeyeyim Necip'ciğim. Buradan sana da selamlarımı iletiyorum. Evet, gelelim Spider'a. İnanılmaz keyifli bir araç. Öncelikle onu söyleyeyim. Aslında Spider yeni bir araç değil. Bazılarınız bilmiyor olabilirsiniz. Hemen birazcık bahsedeyim. Aslında tarihi olan bir araç Spider. Nasıl bir tarihi var? 1966-1985 yıllarında üretilmiş güzel aracımız. Sonrasında ise daha böyle günümüze yakın tarihlere gelelim. Mesela 2015'e Los Angeles'ta bir otomobil fuarında sergilenmiş bu yeni kasası. Nasıl sergilenmiş, nasıl karar verilmiş yapılmasına biraz da isterseniz hemen ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Roadster deyince akla direkt ne gelir? 10 kişiye sorsak herhalde 8 kişisi MX-5 söyler. MX-5'in başarısı zaten tartışılmaz. Herkes bilir. Mazda MX-5'ten bahsediyorum. Şimdi Mazda bu aracı zaten çok fazla satmış. Ama Avrupa'da istediği satış rakamlarına ulaşamadığı için Fiat da Roadster'da Mazda'nın tecrübelerinden yararlanmak istediği için ikisi böyle bir birliktelik sağlamışlar. Ne de güzel yapmışlar. Mükemmel bir araç ortaya çıkmış. Mazda MX-5'e çok benziyor zaten. Dışında böyle daha belirgin ayrıntıları var Mazda MX-5'ten ayıran. Ama iç tasarımına baktığınız zaman ayırt edecek detaylar çok fazla diyemem. Ne var mesela işte ondan ayırt edebileceğiniz detaylar? Kadranın üstündeki yer farklı. Şurada bir piyano bilek detay görüyorum. O farklı. Onun dışında böyle hemen hemen her şeyi birebir aynı diyebilirim. Dış tasarımına da hemen bir bahsetmek istiyorum. Kaputtan başlamak istiyorum bir de. Kaputun üstündeki bu çıkıntılar inanılmaz böyle retro bir havaya bürünmüş bu aracı. Çok seviyorum. Full LED teknolojisi var bu arada bu araçta arkadaşlar. Onu da hemen şöyle açıklayacak olursam. Bu Lusso paket ülkemizdeki en üst donanım paketinde sahip. Full LED teknolojisi var. Gerçekten çok iyi aydınlatıyor. Aynı zamanda da adaptif. İstediğinizde direksiyon döndürdüğümüz alana doğru da far dönüyor. O anlamda da güzel bir özellik. Arka stoplar harika. Arka stopları değinmeden geçmek hiç istemedim. Mazda MX-5'e göre de çok başarılı buluyorum. Kimisi onun tarzını seviyor, kimisi bunun tarzını. Ben kesinlikle bunun tarzını daha çok seviyorum. Ve aynı zamanda da şuna da değinecek olursam, arkada bagaj 140 litre arkadaşlar. Bu araçta çok küçük bulduğunu iddia eden bazı insanlar var. Yani bu zaten 2 kişilik bir araç. Yani ne yapacaksınız bu arabada bagajı diyorum. Boş verin bagajı, siz sürüş dinamiklerine bakın. Hemen şunu da eklemek istiyorum. Teknik detaylardan biraz bahsedelim, geçelim. 140 beygir güç, 240 Nm'de torka sahip. 1.4 litrelik turbo beslemeli bir motor var arkadaşlar. Multi-air olarak geçiyor. Zaten Fiat'ın klasik motorlarından bir tanesi. Genel anlamda herkes bu motoru biliyordur diye tahmin ediyorum. Çok da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yalnız eleştiri yapacağım hemen. Turbosu birazcık gecikiyor. Bunu kullanan herkes hissedecektir. Keşke birazcık daha böyle alçak devirlerde size o tadı verse. İnanılmaz keyfi artardı bu aracı kullanmanın. Süspansiyon sistemine değinmek istiyorum. O açıdan da jantları hemen beraberinde değineceğim. 17 inçlik bir jant var bunda. Tasarımını çok beğeniyorum. Ben ilk görüşte demiştim ki ya bu küçücük arabada bu kadar büyük bir jant. Herhalde süspansiyon sistemi serttir. İnanılmaz konforlu da bir süspansiyon sistemi var. O açıdan da gerçekten çok başarılı buldum. MX-5 de mesela süspansiyon sisteminde çok daha serttir. Bilenler bilir. Ben hep zaten ikisini şöyle ayırıyorum. Hep ikisini kıyaslıyorum ama ister istemez. Yani zaten 124 Spider dediğiniz araç Mazda MX-5'in temelleri üzerine geliştirilmiş bir otomobil diyebiliriz. Öyle zaten. O yüzden ister istemez videoda da çok fazla birbirini kıyaslıyorum. Ben ikisini hep şu şekilde ayırıyorum.
MX-5'i biraz daha ben piste yakıştırıyorum. Hem tarz olarak hem de süspansiyonu olarak falan, böyle sertliği olarak, gidişi olarak. Spyder'ı ise günümüzde şehir içinde falan düşündüğünüz zaman hiç zorlanmadan kullanabileceğiniz bir araç olduğu için şehre daha çok yakıştırıyorum. Tasarımlarına baktığınız zaman da Spyder size diyor ki ben İtalyanım. Mazda MX-5 de diyor ki ben Japonum. İtalyanlar süslemeyi çok seviyorlar biliyorsunuz. Mazda'da pek ona rastlayamıyoruz. Özellikle MX-5'i kastediyorum. Daha sade ve ne istediğini bilen keskin hatları vardır MX-5'in. Ama Spyder öyle mi? İnanılmaz süslemişler. Özellikle tekrar söylüyorum, o kaputun üstündeki çıkıntılar beni çok mutlu ediyor. Gördüğüm zaman çok keyif alıyorum. Yan tarafa geçtiğim zaman da yana doğru böyle bir çizgi çıkıntısı vardır. Hani böyle arkası toplara doğru uzanır. O beni benden alıyor. Gerçekten bayılıyorum. Çok beğeniyorum. İnanın bu araç bende olduğundan beri trafikte bakmayan kalmadı desem herhalde yalan söylemiş olmam. Çok da keyifli bu anlamda. Bu araç görüldüğü gibi küçük, aynı zamanda da hafif, 1050 kilo civarında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten de hafifliğini size hissettiriyor. Direksiyon çok sert, çok güzel. O anlamda çok keyif alıyorum sürüşte. Ama aracın bu hafifliğini, yani sizin arkanızda böyle bir yük varmış gibi hissettirmiyor. Şu anda bir rampa tırmanıyorum. Çok güzel bir şekilde rampayı hiç zorlanmadan çıkıyor. O anlamda şanzıman sistemini de çok beğendim. Motor ile uyumu da harika. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sadece bir şey eleştirilecekse şunu eleştirebilirim. F1 kulakçıkları olsaydı hiç de fena olmazdı. Bence bu bir eksiklik. Bunu eleştirebilirim diye düşünüyorum. Hemen arkasından da şunu söylüyorum. ESP sistemini kapatabiliyorsunuz ama tam anlamıyla kapanmıyor arkadaşlar. Ama araçta kullanırken doğru dinamikleri bir araya getirirseniz, yani doğru bir kombinasyona ulaşırsanız güzel yanmıyor diyebilirim. Tabii ki bunu bir öneri ya da özendirici bir şekilde söylemek asla istemiyorum. Ama merak edenler için de söylüyorum. Güzel yanmıyor. Yakıt tüketimine gelelim. Ortalama karma yakıt tüketimi bu aracın 6.4 olarak belirlenmiş ama tabii ki de 6.4 litre değil. Ben şahsen şehir içinde özellikle, yani 9 litrenin altına falan çok düşebileceğinizi olanak vermiyorum. Yani böyle bırakın özelliklerini falan da size şunu söyleyebilirim. Bu araçta inanılmaz keyifli bir seyahat ediyorsunuz. Sürüş dinamikleri size sunuyor. Çok keyifli. Eksikliklerinden bir tanesi de dikiz aynasında otomatik kararma özelliği yok. Manuel olarak onu ayarlıyorsunuz. Katlanabilir aynalar yok. Mesela bence bu da bir eleştiridir benim tarafımdan. Saklama alanlarına biraz değinmek istiyorum. Ön tarafta hiçbir saklama alanı size sunulmamış. Hemen şu kolumun altında bir kolçak var. Burada bir küçük bir saklama alanına yer verilmiş. Hemen şu ortada da bir tane torpido gözüne yer verilmiş. Torpido önde değil de arkada burada. Güzel düşünülmüş. Birazcık belki de bagajı küçültmüş olabilir bu durum ama olsun. Bence iyi düşünülmüş. Farklı bir dizayn. Tentenin nasıl açıldığına biraz bahsedeyim. Şurada bir tane kol var arkadaşlar. Şu an kapalı olduğu için gösteremiyorum ama görsellere ekleyeceğim. Oradaki kolu çok kolay bir şekilde kaldırıp arkaya itiyorsunuz, bastırıyorsunuz ve tek seferde açıyorsunuz. Aynı şekilde kapatmak için de şurada gördüğünüz yere böyle kolay bir şekilde açıp tutamaktan tutup indiriyorsunuz. O kadar kolay ki ben zaten bu tarz şeylerde manuel beğeniyorum. Yani elektrikli böyle daha teknolojik şeyler bana biraz daha böyle hani bozulabilir falan geliyor desem bana gülmezsiniz değil mi? Yani hani böyle manuel olduğu zaman daha bir güven veriyor bence. Bozulmayacak gibi falan hissettiriyor bana. O anlamda bunun açılışının çok pratik olduğunu ve benim de bunu çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Bir hızlanmasına bakmak istiyorum. O anlamda biraz yavaşlayacağım. Şu anda çok müsait bir yoldayım ve burada da hız sınırı bayağı yüksek, 120. O yüzden şöyle bir durmaya yakın bir bakayım. Ani bir hızlanmada araç bize nasıl bir tepki veriyor. Şu anda 20'deyim ve şu an 10'dayım. Kontrollü bir şekilde bu arada. Çok iyi hızlanıyor. Ve motor sesini de çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Ve bir viraj dönüyorum. Bakalım savuruyor mu? Evet, istediğim şeyi şu an aldım. Tam böyle viraj çıkışında böyle bir arkadan kendini bırakıverdi. O da benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çok keyif alıyorum. Sürüş dinamiklerini çok beğendim. Hızlanması güzel, motorun şanzıman ile uyumu güzel. Yani aracın aslında çok fazla sürüş anlamında eleştirecek bir şeyini bulamadım. Hemen şurada bir, evet, kötü bir zeminden geçtik. Hiç beni rahatsız etmedi. Dediğim gibi süspansiyon sistemi çok iyi. Çok rahat bir araba. İnanılmaz keyifli. Yani şu anda uzun yola gitmek istiyorum ben bu arabayla. Kalkışları çok iyi ya. İnanılmaz güzel kalkıyor.
Bir de o motordan gelen o böyle hani sevdiğimiz bir ses vardır ya bizim. O sesi duyuyor olmak, bir de aracın her yeri açık. Motor sesini biraz daha tabii ki iyi duyabiliyorsunuz. O beni çok mutlu ediyor. İş dizaynına biraz değinecek olursam, şöyle bir baktığım zaman orta konsolun devamında ekranın birazcık daha, bu arada 7 inçlik bir multimedya ekranına sahip bu araç. Biraz daha böyle sağda tasarlanmış. Tasarımı benim hoşuma gitti. Simetri hastalarını bu durum birazcık üzebilir. Şurada bir havalandırma menfezi var. Hemen burada da var. Dörtlü deflektör tuşumuzu da burada konumlandırmış. Gerçekten güzel yapmışlar. Vites tasarımını da çok beğendim. Birazcık böyle yuvarlak hatlara sahip. Hemen onun arkasında multimedya ekranına, navigasyona falan yön verebileceğiniz tuşlar var. Ve Bose ses sistemi var bu araçta arkadaşlar. 8 tane hoparlöre yer verilmiş. Aynı zamanda koltuk başlıklarında da hoparlörler var. Hemen kısaca size birazcık ses sistemini de göstermek istiyorum. Marka değil mi? Ses sistemi de gerçekten çok başarılı. Markayı da bu açıdan tebrik ediyorum. Onun dışında şimdi bu deneyimi yaşamayıp merak edenler olacaktır. Üşümüyor musun hiç falan diyenler illaki olacaktır aranızda. Hiç üşümüyorum. Yani utanmasam şimdi duracağım şurada, hırkamı falan çıkartacağım. Gerçekten bu anlamda hiç abartmıyorum. Çok keyifli bir şey ya. Düşünsenize. Hep böyle yazın tanıtılıyor bu araçlar. Bakıyorum hep böyle kısa kollularla böyle, aa işte çok terledik, ne güzel üstü açık arabayla geziyoruz falan. Ya zaten yazın bu beklenen bir şey. Ben de istedim ki bu tarz arabaların orijinalliği kış aylarında kullanılıyor olabilmeleri. Yani sonuçta insanlar bunu dediğim gibi kışın da kullanıyorlar ve daha da keyifli. İnanın bana yaz aylarından çok daha keyifli bir şekilde kullanılıyor. Ara ara da artık sahibinden, bu arada sahibi de benim bir takipçim, kendisiyle artık arkadaşız diye düşünüyorum. Çok da teşekkür ediyorum bana böyle bir araba teklifiyle geldiği için. Bir de bu tanıttığım araçta dikkat etmişsinizdir ki Fiat logosu yok hiçbir yerde. Bunun nedeni de, selamımızı da verelim. Şoförler bizim, canımız, abimiz. Neden yok diye soracak olursanız, bunların Abarth versiyonları var. Bu da Abarth modelinin logosu. Abarth versiyonu da arkadaşlar ülkemizde yok dediğim gibi. Ama o beygir gücü olarak 170 beygir güç olarak geliyor. Bu 140 beygir biliyorsunuz ki söylediğim üzere. 170 beygir güç onlar da efsanedir. Çok iyi giderler. Videoları var, onları da izleyebilirsiniz YouTube'dan. Onu da hemen belirtmiş olayım. Belki bu logoyu aranızda tanımayanlar vardır. Direksiyon dediğim gibi çok güzel. Hem sert hem de tarzına bayıldım. Şurada yuvarlak böyle bir korna haznesi var. Onun üstünde normalde Fiat logosunun yer aldığı bir logo yeri var. Hemen yanlarında da işte bu sesli komut asistanı vesaire, diğer bütün özellikleri barındıran tuşlar yer almış. Hemen arkasında kadran takımına bayıldım. Ben böyle beyaz ışıkları olan kadranları çok seviyorum. Ve çok net ne istediğini biliyor. Yol bilgisayarımız hemen normalde ortada görmeye alışkınızdır. Bunda sol tarafta yer alıyor. Sağ tarafta hız göstergesi, ortada da devir göstergesini görüyorsunuz. Çok şık, çok beğendim. Dediğim gibi Mazda MX-5'te bu üst kısmındaki yer farklı ama onda da hemen hemen kadran takımı aynı. Aslında Mazda bunu Fiat'tan önce Alfa Romeo ile yapmayı düşünmüş ama ne olduysa artık bilmiyorum neden vazgeçtiler, Fiat'la yapma kararı aldılar, oraları bilemeyeceğim ama iyi ki de Fiat'la yapmışlar. Gerçekten Alfa Romeo ile yapsalardı muhtemelen bu araçların fiyatları bir tık daha fazla olurdu. Doğal olarak haliyle parça fiyatları da bir tık daha fazla olurdu. Ya of, bu kadar böyle bir keyif olabilir mi? Şöyle ellerimi bırakıyorum, buz gibi bir hava, size yemin ediyorum. Yani kar yağsa yağar, şu anda Ankara'nın soğuğu zaten yani tartışılmaz, herkes bunu bilir. Elimi şöyle çıkarıyorum, donuyor. İndiriyorum sıcacık. Böyle şey olur ya, hani bilirsiniz, termal havuzlar olur böyle. Hatta son zamanlarda bu Kızılcahamam falan bilirseniz, bakın öneriyorum, orada bir yer var. Dışarıda kar yağarken, selamımızı verelim. Böyle dışarıda kar yağarken havuzlar var, kaynar havuzlar, böyle sıcak havuzlar. Bir kere onu deneyimleme şansım olmuştu. Şu an kendimi o kadar mutlu hissediyorum. Elimi çıkarıyorum buz gibi içeri sokuyorum sıcacık. Yani ne kadar keyifliymiş bu kabriyo araç arkadaşlar. Koltuklara değineyim. Bir kere koltukların zaten iç rengine bayıldığımı herhalde söylememe gerek yok. Bu renk tonunu çok sevdiğimi artık çoğu takipçim, çoğu izleyicim biliyordur. Rengine bayıldım ama inanın buna rahatlığı da çok iyi. Arabanın gerçek rengi bu arada siyah arkadaşlar. Rengini şimdi soracaklar olacaktır bana. Kaplama bu araç. Tamamen kaplama. O yüzden de arka stoplarda hemen bir şeye değinmek istiyorum. Bu araçlarda ne renk alırsanız arka stopun ortasındaki siyah yer var ya, arabanın rengine göre stop içindeki o siyah alan renk değiştiriyormuş. Bu aracın da orijinal rengi siyah olduğu için
Tabii ki stoptaki o bölgede siyah. Bu arada yine stopları çok sevdiğimi eklemek istiyorum. Yavaş yavaş videomun maalesef ki sonuna doğru yaklaştım. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu serinin devamı gelecek. Hem de öyle biriyle gelecek ki. Harika bir arkadaşım var. Bir hanımefendi. Çok güzeldir kendisi. Bir kabriyo tanıtımı yapacağız onunla birlikte. Ve yılbaşı özel programı olarak onu gerçekleştirmek istiyorum. Şimdiden heyecanlansanız iyi olur. Çok farklı bir içerik sizlerle birlikte olacak. Yılbaşı özel videosu diyebiliriz bunun için. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma hala abone değilseniz lütfen size zahmet bir abone olun. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.